Başlayalım isterseniz. Bu evet, içtimai derslerden Bediüzzaman'ın erken dönem metinlerinden bu nutuk içerisine derc edilmiş bir mektubu bu Bediüzzaman'ın. Kürdistan ulema ve meşayih ve rüesa ve efradına meşrutiyete dair telkinattır. Yani meşrutiyet konusunda, o zamanki adıyla meşrutiyet, bugünkü adıyla demokrasi diyebileceğimiz bir gidişata dair kime? Kürdistan'ın ulema, meşayih, rüesa ve efradına. Yani Kürtlerin ulemasına, alimlerine, meşayih şeyhlerine, rüesa reislerine, ağalarına, ağalar çünkü, ve efradına, bireyler, bu da çok ilginç, bireylerine yaptığı telkinattır. Bu meşrutiyetten hemen sonra olsa gerek. Ben tam tarihini şu anda bilmiyorum. Bakılsa herhalde bulunur. Evet. Ey verese-i enbiya ulema ve meşayihi ekrad. Ey verese-i enbiya ulema. Yani verese-i enbiya olan ulema. Yani daha sonraki tabiriyle veraset-i nübüvveti temsil eden alimler ve meşayihi ekrad ve şeyhler, Kürtlerin şeyhleri ve alimleri, onlara sesleniyor. Yani alimler peygamberlerin varisleridir hadisine atıf da var burada. Ona binaen ilk başta onlara sesleniyor. Ulema ve şeyhlere ne diyor? Merkezde olduğum için size tembih ediyorum ki bu zamanı ahirde fikri istibdadın sehab-ı muzlimi, şems-i İslamiyet'in ulviyet ve hüsnü hakikisini enzardan setretmiş idi. Hatta adeta İslamiyet ecnebilerin nazarında mani-i terakki ve adalet ve hürriyet gibi imiş. Haşa sümme haşa. Zira sadr-ı evvelin bahusus o zamanda hürriyet ve müsavat ve adaletleri bürhan-ı bahirdir ki şeriat-ı garra, ibadattaki müsavat bunu teyit ediyor. Hürriyeti hakkı ve adalet ve müsavat hukuku cemi revabıt ve levazımatıyla camidir. Zira şeriat kelam-ı ezeliden geldiğinden ebede gidecektir. Nasıl enbiyalar vahiy ile kavaidi tesis ve müştehidin iştihad ile ahkamı istinbat, siz de ilcaat-ı zamana o ahkamı adileyi tevfik ve tatbik ediniz. Evet. Şimdi teker teker cümleleri okuyalım. Ulema ve meşayihe şeyhlere sesleniyor. Merkezde olduğum için, merkez dediği capital, başkentte olduğum için, İstanbul, evet. İstanbul'da olduğum için, yani hani buradaki gelişmeleri bilerekten size söylüyorum diyor, size tembih ediyorum ki bu son dönemde zaman ahide fikri istibdadın sehab-ı muzlimi, yani despotizmin, istibdadın, istibdat düşüncesinin, totaliterizmin yahut o karanlık bulutu, kara bulutu, İslamiyet güneşinin yükseklik ve hakiki güzelliğini nazarlardan örtmüştü. Yani onu görünmez hale getirmişti, diyor. Yani otoriterliğin o karanlık bulutları İslamiyet güneşini görünmez hale getirmiş. Gözler onu göremiyor. Hatta diyor, adeta İslamiyet yabancıların, ecnebilerin nazarında, onların nazarında neymiş? Mani-i terakki, mani-i adalet ve mani-i hürriyet imiş gibi algılanıyor, diyor. Haşa diyor, öyle değil. Zira sadr-ı evvelin, yani ilk dönemin, özellikle de o zamandaki hürriyet
ve müsavat ve adaletleri. Yani özgürlük, eşitlik ve adalet. Bakınız çok ilginç kavramlar bunlar. Son derece modern ve bizim bugün anlayacağımız kavramlardır bunlar. O zaman da hürriyet ve müsavat ve adaletleri bürhan-ı bahirdir ki, yani İslam'ın ilk dönemindeki bu kavramlar açık bir delildir ki şeriat-ı garra, yani İslam'ın anlayışı diyelim burada, sonra açarız şeriat-ı garrayı. Buna ibadattaki müsavat bunu teyit ediyor. İbadetteki eşitlik bunu onaylıyor diyor. İbadetteki eşitlikten kastı nedir? Camide bütün insanların eşit olması, düzlenmesidir yani. Veya hacda herkesin eşit olmasıdır. Herkesin alnının secdeye gitmesidir. Yoksul, fakir, siyah, beyaz. O İslam'daki o evrensellik boyutunu nazara veriyor. Hani o döneme biz gidemezsek yani orayı görmedik ama en azından şu anki yansıması olan ibadetteki eşitliği görebiliyoruz diyor. İslam böyle eşitlikçi bir dindir diyor. Şeriat-ı garra, ibadette bakarak bir hani teyit edebiliriz diyor. Ne yapıyor? Şeriat-ı garra, hürriyeti hakkı ve adalet ve müsavat hukuku. Yani özgürlük hakkını, hürriyet hakkını ve adalet ve eşitliği, hukukta eşitliği, hukuk önünde eşitliği cemi revabıt ve levazımatıyla camidir diyor. Yani bütün bağlantı ve gereklilikleriyle içeriyor diyor. Yani şeriatta bunlar vardır diyor. Neymiş bunlar? Özgürlük, eşitlik ve adalet vardır diyor. Zira niçin? Niçin öyle olsun? Çünkü diyor şeriat kelamı ezeliden geldiğinden ebede gidecektir. Yani şöyle, bunu şöyle anlamak lazım. Bir slogan olarak bunu anlamamak lazım. Şöyle düşünmek lazım. Yani şeriat ezeli kelamdan geldiğinden, yani eğer bu Allah'ın sözünden süzülen bir şey ise, şeriat hani direkt Allah'ın sözü değil, ondan anlaşılan bir şey ise, ezelden geldiğinden ebede gidecektir, gitmesi beklenir anlamındadır bu. Gider. Nasıl olacak bu? Eğer bugüne kadar var olabildiyse bundan sonra da var olmalıdır anlamında bir şey yapıyor. Bir tür açıklama yapıyor. Yani niçin bunlar içinde olmalıdır? Çünkü evrenseldir. Çünkü kendini sürdürebilmesi için adil olması lazım, eşitlikçi olması lazım diyor. Şimdi burada onu açıyor biraz. Burası ilginç buldum. Sizin de bak, bilmiyorum hoşunuza gidebilir. Nasıl diyor? Enbiyalar vahiy ile kavaidi tesis ettiler. Yani peygamberler vahiy ile kaideleri, principles, main principles, onları tesis ediyorlar. Peygamberlerin rolü bu. Ve müştehidin içtihad ile ahkamı istinbat ettiler. Bu sefer de müştehidler ne ile? İçtihat yaparak, tamam mı? İçtihat yaparak hükümleri, ahkamı istinbat ediyorlar. İstinbat generate etmek demek. İstinbat ettiler, yeşerttiler. Yani bu prensiplerden hareketle. Peygamberlerin işi prensiplerdir aslında yani. Temel şeylerdir. Müştehidler zamana bunu uygun bir şekilde generate ediyorlar. Neyi? Gerekli hükümleri, ahkamı. Siz de, bu da ilginç bir şey. Siz de ilcaat-ı zamana, yani zamanın gereğine, zamanın işte icat genelde, evet, lüzumu, gerekliliklerine göre o ahkam-ı adileyi, o adil olan hükümleri, yani intention itibariyle adil olan fakat günümüz için eskimiş şey olmuş olabilir, out of date olmuş olabilir. Nedir mesela? Ceza şeyi corporeal punishment halini almıştır. Yani bedene şey yapıyor. Ama günümüzde ceza artık bedeni hedef almayan, ıslahatı esas alan, hani kişinin beden bütünlüğünü muhafaza etmeye çalışan bir ceza sistemine evrilmiştir. Medeniyet bu şekilde gelişmiş. O zaman diyor ki, ilcaat-ı zamana o adil olan ahkamı tevfik ve tatbik ediniz. Tevfik ne demek? Tevfik. Tevfik,
muvafık hale getirmek yani, vifaklandırmak yani. Muvafık hale getirmek, uyumlu hale sokmak demek yani. Ve tatbik ediniz, uygulayınız yani. Implementation veya application diye düşünebiliriz bunu da. Tatbikte de, burada da her ikisinde de ne var? Mevcut şartların rolü hiçbir şekilde şey yapılmıyor. İnkar edilmiyor, görmezden gelinmiyor. Yok işte şeriatta her şey var, her zaman her yerde uygulanacaktır diye bir şeyden bahsetmiyor yani. Diyor ki o prensiplerin günümüze uygun hale getirilmesi ve uygulanması gerekir diyor. Bu kısımdaki muhatabı kimdir? Bu paragrafta. Yok, Kürtlerden daha spesifik bir gruba hitap ediyor burada. Ulema ve şeyhlere hitap ediyor. Bu ilk şeyde. Ey veresi enbiya-i ulema, enbiya-i ulema ve meşayih-i ekrad diyor ya o şeyde. Yani toplamda hepsi Kürtlere hitap etmekle birlikte bu her bir bölüm farklı bir toplumsal kesiti şey yapıyor. O baştaki başlık o yüzden randomly, rastgele uzamış bir başlık değil. Nice picture, right? Excellent, I like it. That's cool. Is it wood or is it paper? It's digital board. Ah, digital board, I see. Good job, good job, my friend. Okay. Bu kısımla ilgili konuşmak istediğiniz bir yer var mı? Mesela şimdi diyelim o zamanki deneki Said Nursi veya işte dediğim Şeyh Said o zaman gereğine göre Kürtler adına veya Müslümanlar adına o zamanki duruma göre FETÖ verebiliyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Ya çünkü şundan dolayı söylüyorum hani karşıda counter edenler hani onlar her şeyde suçluyorlar işte hani milliyetçilikle şey bunun sahip kalırlar yani. Tabi. Evet. Diyor ya orada mesela jira şeyler herhalde ezelden ebedi gidecek. Yani bir şekilde prensipler değişmeyecek aslında. Yani prensipler esas olacak. Ama hükümler ya da uygulamalar değişiklik gösterecektir. Evet. Evet. Bu hakikaten önemli bir husus çünkü mesela nasıl değişmez hale gelebilir şeriat dediğimiz şey? Prensipleri eğer özgürlük, adalet ve eşitlik gibi temel evrensel prensiplerse öyle olur. Ama geçmişte bundan şu anlaşılmıştır veya eksik anlaşılmıştır veya imkan yoktu da şöyle uygulanmış olabilir. Bugün onu bugünün şeyine uygun hale getirmen gerekiyor. To your best ability yani hani. Sen elbette ki yine sınırlı olacak, senin anladığın olacak filan ama burada bir açıklık var ve dinden anlaşılan şeyin, şeriat dinden anlaşılan şeydir aslında din, şeriat yani odur. Hani hayata, hayat için kurallar türetme mekanizması olarak şeriatı düşünebiliriz. Prensiplerden yola çıkılarak, o prensipler evrensel ve geneldir, çok geneldir. Oradan ahkam türetiliyor, işte müştehitler, yasa yapıcılar diyelim. Bunun da demokratikleşmesi gerekiyor zaten, o da ayrı bir husus.
Ama bu şekilde o prensiplerin zamana göre yeniden yorumlanması gerektiği sonucunu anlıyoruz yani. Evet. Burada bazıları diyebilir ki ecnebilerin işte İslamiyet ilerlemeye engeldir diye düşünmesi bizi niye bağlasın filan diye düşünebilirler. Değil mi? Burada Bediüzzaman İslamiyet'in hakikat olduğuna Bediüzzaman inandığı için ve hakikatin herkese görülmesi gerektiğine, görünebileceğine, kendisini ispat edebileceğine inandığı için böyle bir endişe taşıyor. Fakat eğer İslamiyet'i bizim Müslümanların milli bayrağı, milli kültürü, bize ait olan bizim dinimiz, töremiz olarak görüyorsan böyle bir endişe taşımazsın. Küfür edersin ecnebilere, biter. Yani dersin siz barbarlar falan fistan. Olur, biter. Haçlılar filan dersin, biter. Bediüzzaman onu demiyor. Burası bence önemli bir şey. Hem Bediüzzaman'ın din konusundaki samimiyet ve şeyini gösteriyor. Hem de inanılan bu din eğer gerçekten evrensel bir hakikat ise Müslümanların dışındaki insanlara da görülmesi gerekir. İslam'ın başkalarına nasıl göründüğü, İslam'ın ne olduğu konusunda bir girdidir, bir inputtur ve dikkate alınmalıdır. Bugün de almalıyız. Eğer İslamiyet barbarlık olarak görünüyorsa, ya bu öyle değil, bunlar yanlış görüyor, önyargıyla bakıyor diyerek geçiştiremeyiz yani. Evet. Biraz da sanki şeriattan kastı, hani İslami şeriat da dediğiniz gibi mesela daha temel prensipler olan işte eşitlik, adalet ve özgürlük. Evet. Bunlar olduğunu şeyden anlıyoruz, zaten parantez açıyor. Tabii. Şeriat'ta garra ile onu vurguluyor mesela. Dışarıda garada olduğu gibi İslamiyet'te. Olduğu gibi mesela ibadet. Evet. Yani Bediüzzaman da böyle şöyle söyleyeyim. Sloganik olarak şeriatı savunuyor, sahip çıkıyor. Ama desen şeriat nedir? Bediüzzaman da bir durur, düşünür yani. Ya o neydi bu diye düşünür yani, işin doğrusu. O açıdan Bediüzzaman yaşasın şeriatı garra filan diye konuştuğu anlarda bugünkü slogancılığa hani bir fetva aranmaması gerekiyor yani. Çünkü mesela öyle bir fıkıhçılık şeyi yok Bediüzzaman'da, değil mi? Yani hani Kur'an işte anayasamız falan fistan gibi bir şey yok. Ve İslam'dan anladığı şeyler işte bu hürriyettir, adalettir, müsavattır. Özellikle de toplumsal ve politik düzlemde İslam'ın yansımasını bu şekilde okuyor. Dolayısıyla şeriattan bunu anlıyor. Evet. Ey şecaat nihad rüesai ekrad. Şimdi başka bir chapter'a geçiyoruz. Ey cesur tabiatlı olan Kürtlerin reisleri yani ağalar. Şimdiye kadar padişaha iktida ettiniz ki milletin vahşetinden dolayı tedeni ve inkırazın mahkumu olan kuvvet ve cebri millette istimale lüzum gördünüz. Çok harika bir cümledir bu arkadaşlar. Diyor ki şimdiye kadar padişaha uyaraktan, Orta Anadolu mu neresidir onu şeyle söyleyeyim. Padişaha uyarak, uyacak şekilde, padişah da öyle yapıyordu. Ne yapıyordu? Siz de padişah gibi diyor. Ne yapıyordunuz? Milletin vahşetinden dolayı, insanların bedevi olmasından dolayı, ilkel olmasından dolayı, cahil olmasından dolayı tedenni, gerileme ve çöküşe mahkum olan kuvvet ve cebri, yani kaba kuvvet ve zoru millette istimale lüzum gördünüz. Yani halkla deal ederken, halkta iş görürken ne yapıyordunuz? Cebir, kuvvet ve cebri kullanıyordunuz. Tıpkı kimin gibi? Sultan gibi, Osmanlı sultanı gibi. Yani o cebir kullanıyordu, müstebit dedi. Ey ağalar da sizler de birer müstebit idiniz. Halk da cahildi, başka türlü de anlamıyordu. Yani çoban gerekiyordu, sopa gerekiyordu. Onlar da sürüydüler. Bu şekilde idi
İlk cümleyi böyle diyor. Çok da şey yapmayarak, suçlamayarak sadece hani lüzum gördünüz diyor. Hani belki başka türlüsü olmazdı veya zor idi. Şimdiye kadar belki mazursunuz. Şimdi de padişah yine size imamdır. Madem padişaha uyuyordunuz, şimdi padişaha uymaya devam ediniz. Yine imamdır. İktida ediniz ki o ömrü ebediye mazhar olan marifet ve adaleti ile milletini idare edecek. Şimdi burada çok ilginç bir şey söylüyor. Yani marifet ve adalet sultanın niteliği gibi anlatılmakla birlikte burada aslında marifet ve adalet şahsın özelliği olmaktan çıkıp institutionalize oluyor. Kurumlaşmanın başlangıcıdır. Monarşi, meşruti monarşidir ya Abdülhamid'in şeyi. Yani kral halen duruyor sultan ama meşrutiyet geliyor. Dolayısıyla bu işte adalet ve marifet yani eğitim, knowledge ve adalet sultanı bir tür şey yapıyor. Onu da kendine tabi hale getiriyor. Çünkü sultandan daha üstün. Dolayısıyla sultanın da ömrünü uzatacak olan şey nedir? Yani bir devletin ömrünü uzatan şey. Eğer kral ise kral öldüğünde o devlet ölür. Yani başka bir kral gelir, onun devleti haline gelir. Bir devlet bekasını nasıl kazanıyor? Ömrü ebediye nasıl mazhar oluyor derseniz diyor, marifet ve adalet ile olur. Milletini kim bilgiyle ve adalet ile yönetirse o devlet kalıcılık kazanır. Çünkü şahsa bağımlı değil. Diyor şimdiye kadar taklit ettiğiniz veya küçük kopyası gibi iş gördüğünüz sultan bundan sonra meşrutiyet ile amel edecek. Ey Kürt ağaları siz de sultana uyun. Siz de onun gibi meşrutiyetle amel etmek için ne yapın? Marifet ve adaleti esas alın. Siz de öyle yapınız ta ki necat bulasınız. Kuvvet ve cebir yerine, bakın kuvvet ve cebir yerine akıl ve adaleti istimal ediniz. Yani baskı ve zor yerine akıl ve adaleti kullanınız, benimseyiniz, employ ediniz. Tahvif yerinde muhabbeti ikame ediniz. Korkutmak yerine, tehdit yerine sevgiyi yerleştiriniz. Yani bir şeyden korktuğu için insanlar bir şey yapıyor idiyse, bundan sonra bir şeyi sevdikleri için yapar hale gelsinler. Ta riyasetiniz berdevam olsun, ta ki liderliğiniz devam etsin diyor. Yani zorla bugüne kadar liderdiniz, bundan sonra liderliğinizin devam edebilmesi için baskı ve zor yerine sevgi, destek, bilgi ve adalet ile toplumun desteğini alacaksınız. Yani demokratikleşeceksiniz. Yine lider olursun. A değil de parti başkanı, yönetici olursun, vali olursun, belediye başkanı olursun diyor. Ama adalet ve marifeti esas alman gerekiyor yani iki temel şey. Mahasıl Efendimiz, yani netice olarak Efendimiz yani Sultan o kadar haşmetli ağalık kürkünü milletine bağışladı. Yani ağalık kürkünü millete bağışlamak ne demek? Ağa o kürkün içinde şeydir yani böyle dediği dedik değil mi? Kellesi tiz uçurula. Cebir generate edebiliyor, güç sahibidir. Yani sovereignty onda temerküz etmiştir, egemenlik. Ne yaptı? O haşmetli ağalık kürkünü milletine verince o da bir insan haline geliyor değil mi? Yani yönetici haline geliyor. Millete haşmetli ağalık kürkünü bağışladı. Siz de, Kürt ağaları, siz de o eski ve kehlelenmiş, yani bitlenmiş ağalık abasını, sizinki kürk değil, abadır. Abasını bir hulle-i adalete tebdil ediniz. Bir adalet hullesine dönüştürünüz. Onunla değişiniz diyor yani. Onu çıkarın, adalet şeyi giyiniz, elbisesi giyiniz. Harika değil mi? Bu ağalara verdiği ders. Enfes bir ders veriyor ya.
Bu bahisle ilgili katkı yapmak isteyen, şey yapmak isteyen varsa buyursun. Abi de ilginç olan şey diyor yani, yine de ağlığınıza, liderliğinize dam edebilirsiniz diyor ya. Evet. Orası da ilginç. Yani şimdi aslında düşündüğün zaman hani insanlara adalet etsen, işte sevgiyle şeyle, hani o zamana kadar hani baskı, zulümle yaşamışlar, korkutarak. Bir anda sen bu adamlara işte hadi sevdirerek, işte muhabbetle, işte adaletle şey yapsan, aslında hani liderlikleri ne kadar kalabilir? Ama bunu şey yapmıyor fazla, hani onların tepkisini belki de çekmemek için. Evet. Onlara daha yeni öğretiyor işte bunu. Yani demokrasi. Yani evet. Münazaratta diyor, eğer şeyinizi toplamazsanız, yani vaziyetinizi düzeltip meşrutiyet ve hürriyete geçmezseniz diyor, döküleceksiniz diyor. Ağalar ve şeyhler ikisine birden hitap ediyor. Yani kırılacaksınız diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başka yerde daha açıktan söylüyor. Hocam ben küçük bir ara vermek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu birinci sayfanın bu son paragrafında padişah vesaire iktidar ediniz, ettiniz. Oradaki bir şey midir? O dönemin şeyini ben kaçırdım, kusura bakmayın. Evet, o bahsi kaçırdınız çünkü orada şunu diyor. Diyor ki siz istibdat etmekte, kaba kuvvet kullanmakta, kitlelerin vahşetini, yani bedeviliğini kaba kuvvetle onları yönetmeye bahane görmekte sultana iktida ediyordunuz. Sultanı takip ediyordunuz değil mi? Evet. O sultan diyor bundan sonra meşrutiyetle amel edeceği için marifet ve adaletle şey yapacak, hareket edecek. Sultan size yine imamdır diyor. Siz yine sultana iktida ediniz. Hani onları şeye sevk ediyor. Yani sizin büyük başınız olan, büyük ağa olan sultan meşrutiyete geçiş yapıyor. Siz de, küçük sultan olan sizler de bu geçişi yapmanız gerekiyor diyor. Burada sultanı övme şeyi yok. Yani gibi bir amaç yok. Fakat bu ağalık kurumunu makro ölçekte sultana benzetiyor. Yani onun küçük ölçekteki karşılığısınız diyor. Siz de diyor, bu son kısımda güzelce dedi zaten. Yani mahasıl sultan o kadar haşmetli ağalık kürkünü milletine bağışladı. Yani egemenliği millete bıraktı. Siz de o eski ve bitlenmiş ağalık abasını bir hule-i adalete tebliğ ediniz. Yani siz de bu zor ve kaba kuvvetle yönetme şeyini terk etmek zorundasınız diyor. Tamam, bir sistem değişikliğinden ve yeni medara gelecek mutedil olana ittiba ediniz var, ama orada bir şey var mı? Bir reel durum var mı? Mevcut politik durumdan da bahsediyorum, yoksa sadece mevcut olarak bahsediyorum. Ben bunu, bu tabii meşrutiyetin ilanı ve meşrutiyetin, yani meşruti monarşiye dönüşmesi, monarşinin, yani saltanatın. Meşruti monarşi demek monarkın, sultanın bundan sonra keyfine göre hareket edememesi demek. Yani yasa doğuyor, anayasa var çünkü. Dolayısıyla eşitlik ve adalet gibi şeyler doğuyor ilk kez. Keyif ve cebir yerine. Bediüzzaman burada, en sonunda söyleyecektim ama, Bediüzzaman burada aslında meşrutiyeti Kürdistan coğrafyasına yediriyor, sindirtiyor. Ne yapıyor? Ulema ve şeyhe bunun yansımasını anlattı. Bu nasıl olacağını, işte içtihat kurumu orada devreye giriyor, dikkat ediniz. Yani İslam'ı nasıl anlamalıyız, İslamiyet'teki politik, İslam'ın politik yüzü, ulema ve meşayihte nasıl anlaşılmalıdır? Bunu hürriyet, müsavat ve adalet kavramları üzerinden gördük. Şimdi ise ağalar nezdinde, yani liderliğin seküler ayağı veya kolu olan ağalar üzerinden şimdi konuşuyor. Onlara da diyor ki sizin liderliğiniz hani kaba kuvvet öt zöt ile idi. Bundan sonra
sevgi ve destek ve akıl ve adalet ile yine toplumdan destek sağlarsanız lider olmaya devam edersin. Ama demokratikli hükmeden liderler olursunuz. İşte vali olursun, belediye başkanı olursun vesaire, milletvekili olursun şeklinde. Ağalara meşrutiyeti yayıyor Bediüzzaman. Yani meşrutiyeti Kürt coğrafyasına telkin ediyor. Bunu bir tür şey olarak düşünebiliriz. Yani bir tür açıklama, anlatma ve yedirme olarak. Tarihsel olarak Osmanlı'nın son dönemleri mi acaba? Dağılma dönemleri herhalde. Tabii bu işte 1908 civarları yani. Yani epey bir küçüldüğü dönemdir. Abi o dönem Abdülhamit de bayağı bir tahtını korumaya çalışıyor değil mi? Türlü entrikalar yapıyor falan. Evet, ama burada konu şey değil. Burada konu meşrutiyeti Bediüzzaman nasıl algıladı ve Kürtlere nasıl anlatıyor. Yani bu bahisteki konu bu. Abdülhamit merkezde değil yani. Burada marjinde, kenarda aslında. Osmanlı'nın bahtsızlığı, işte dağılması filan da burada ana konu değil. Burada ana konu bu. Talihsiz durumu nasıl durdurabiliriz? İşte Osmanlı Devleti nasıl kurtulur? Ümmeti, İslam alemi nasıl şey olur? Kurtuluş sorunsalı içinde çözüm olarak düşünülen, Bediüzzaman gibilerin en azından inandığı çözüm olarak düşünen bu meşrutiyetin gelişinin halka anlatılması meselesi bu. Kürtlere anlatıyor Bediüzzaman'da. Çünkü Kürtlere hitap ediyor bu bahsinde. Herhalde Üstad Bediüzzaman o dönemde bu meşrutiyet geldiği zaman çok heyecanlı. Başka eserlerde de böyle çok büyük sevinçlerle anlatıyor ve her şeyi pozitif görmeye çalışıyor. Evet. Yani böyle tamamen Kürtlere müjde haberleri vermek için, yani başka tarafa biraz pozitif yorumlar yapıyor gözükse daha iyi. Mesela işte padişahlar falan, dediğiniz gibi esas mesele o değil de Kürtlere müjde, artık bu istibdat gitti. Evet. Kesinlikle çok seviniyor Bediüzzaman. Yani müthiş bir devrim olarak görüyor meşrutiyeti. Kürtler arasındaki yönetim için de aslında bence burada vurgu var. Evet. Yani aranızda tahküfle değil de, yani korkutarak değil de, ağalıkla, şeylikle, üstünlük taslayarak değil de, zorbalıkla değil de, cebirle değil de, esasen kuvvet ve cebirle değil de, akıl, marifet ve adaletle. Ve sevdirerek. Yani, evet. Evet. Bugüne kadar bile hiç dinlememişler demek. Evet. Yani bu medenileşme dersidir, modernleşme dersidir aynı zamanda. Demokratikleşme üzerinden anlatılan bir şey bu. Yani demokratikleşme dersi aslında. Evet, tabii başka yönlerden de bakılabilir belki. Yani Osmanlı'nın bütün bir reayası böyle bir süreçte, evet, yani iyileşmeye doğru giden şiddetin artık bırakıldığı bir kişinin hükümranlığının yavaş yavaş sona erdiği bir dönemde diğer halklar da bunu bu şekilde görüp hadi iyiye doğru gitme var, hadi tekrar yapışalım, ittiba edelim deme durumları var mı? Mesela Bediüzzaman Kürtler için bu şeyi söylüyor. Çünkü ayrılmalar var, kopmalar var, gitmeler var genel olarak. Yani öyle bir süreçtedir. Evet. İmparatorluk. Evet. Yani Bediüzzaman biraz sonra şeyden bahsedecek, örnek alma bahsi var. Oraya geleceğiz o zaman. Onu, bu konuyu o zaman konuşalım. Yani son paragraf. Özür dilerim. iPhone Faruk abi de galiba Galaxy Note 8 kim? Yani kimle görüşüyorum dersiniz ya. Onu öğrenmek istiyorum. Benim hocam iPhone'um olmadı ya. O yüzden sen Galaxy Note 8 misin abi? iPhone kim alır? S8 aslında abi. Benimkisi en son, en adi model. Yo, Galaxy Note 8 başka biri ya. İsmin yazılıyor zaten. Evet, sendeyiz. Öyle mi? Doğru, pardon. İki kişi var, ben tanıyamıyorum. iPhone Nurali abi de Galaxy Note 8'i bilmiyorum. Bir bakalım, bir tanışalım kimse. Yani ben duyamadım da işte. Abi selamünaleyküm, merhaba ya. Galaxy... Tamam Rıdvan. Galaxy Note 8'de Rıdvan diyor. Okey. iPhone kim dediniz? Nurali mi? iPhone Nurali mi? Evet, Nurali. Benim de şey
yazması lazım. Ericsson. Ericsson ilk modeli. Tamam, modelleri geçelim arkadaşlar. Şimdi meşrutiyet bahsine geri dönelim. Şimdi bir zaman başka bir chapter'a geçiyor. Başka bir kesim ve kesite hitap edecek. Diyor ki, ey bağlı arslanlar gibi efrad-ı ekrad. Ey yani zincirlenmiş, zincirli bağlı arslanlar gibi olan Kürt bireyleri. Yani tek tek Kürtler. İyi gaz vermiş vallahi. Şimdi aslında onun üzerine düşündüm ben. ama sonra daha sempatik bakmaya başladım. Açık okuyalım, bunu göreceğiz. Şimdiye kadar iki cihetle esir idiniz. İki açıdan diyor, şimdiye kadar özgür değildiniz, esir idiniz. Biri hükümeti müstebidenin tekalif-i zalimanesiyle, yani bu despotik hükümetin, Osmanlı Devleti'nin zalimane olan tekalifiyle, yani sizden talepleri, baskıları ve şeyleriyle, vergisidir, işte şusubusudur, zorudur. Diğeri bazı zalimlerin gasp ve gareti tecavüzatıyla. Diğeri de daha ziyade local despotların diyelim şeyiyle, gasp ve gareti tecavüzüyle, saldırganca yağmalamaları filan. Şimdi bu inkılab-ı azimden sonra azadesiniz diyor. Bu büyük devrimden sonra artık özgürsünüz diyor. Meşrutiyet. Her biriniz, bunu altını çizmek lazım. Her biriniz, bakın bireyin doğuşunu görüyoruz. Demokrasiyle birlikte birey doğuyor. Sürü gidiyor, birey doğuyor. Her biriniz aleminizde hükümeti meşruta-i meşruanın tekalifi adilanesine itaat, yani her biriniz kendi dünyanızda, aleminizde meşru ve şeriata da uygun olan bu meşruti hükümetin, okay, yani demokratik diyeceğimiz yasaya dayalı bu rejimin adilane olan tekalifi, yani yükümlülükleri ne itaat etmeniz lazım. Yani yasaya uyacaksınız diyor. Ve hukuku gayra meni tecavüz şartıyla ve başkasının hukukuna tecavüzden men, yani başkasının hukukuna girmemek, yani çok daha düz söylersek, bunlar şartıyla her biriniz birer padişah gibisiniz. Her biriniz padişah oldunuz diyor. Egemenlik kime geçti? Halka geçti, millete geçti, bireye geçti. Evet. Ben bunları daha önce okudum ve üstattan bu manaları anlamıştım ve bunları bazen söylediğimde insanlar şey yapıyorlar. Egemenlik bahsi, özgürlük bahsi filan. Bu aynı zamanda demokrasi teorisi bu yani. Bediüzzaman bunu lokal dilde anlatıyor. Yani her biriniz bir padişah oldunuz diyor. Her biriniz birer padişah gibisiniz. Hangi şartla? Meşru olan yasaya itaat etmek ve başkasının hukukunu çiğnememek şartıyla özgürleşiyorsunuz çünkü. Hürriyet insan bireyin egemenliğidir. Demokratik devlet toplumun özgürlüğüdür. Şöyle bir soru doğuyor ama çünkü oradaki bir şart da şu, tekalif-i adilanesi demiş. Evet. Tabii cebir ve şey varsa hükümet tarafından. Tabii olmaz. Evet. Buna da itaat edilmez yani. Tabii. Evet, çok güzel. Yani hükümetin tekalifi, yani yönetimin demandleri, talepleri ve yükümlülükleri, yani üstüne çıkardığı yükümlülükler adil olmalıdır. Evet. Bu saltanat-ı şahsiyeyi muhafaza. Şimdi burayı düz okursan nasıl tercüme edersin saltanat-ı şahsiye? Şeyin mi? Free will mi? Yok.
Evet. Şimdi mesela bunu düz bir hani iradesi, bir kişinin kendi bir düz okunsa mesela böyle bir işte şahsi saltanat gibi anlaş. Burada bireyin saltanatı demektir yani abi. Micro kingdom yani. Bu şahsi özgürlük yani ha. Senin kendi alanı master of your domain anlamındadır bu yani. Bireyin kendi kendinin sultanı haline gelmesi olayı. Liberty. Liberty'den bahsediyor yani. Bu saltanatı şahsiyeyi muhafaza, yani bu kişisel özgürlüğü, bireysel saltanatı, bireyin saltanatını muhafaza, teşebbüsü şahsi ile ellerinizden geldiği kadar bu itaat-ı millete ve meşrutiyete her cihette hizmet ediniz. Yani bu özgürlüğünüzü muhafaza ettikten sonra onunla birlikte teşebbüsü şahsi nedir? Entrepreneurship, girişimci olacaksın. Active citizenship demek yani. Teşebbüsü şahsi, şahsi girişim demek yani. Bireysel inisiyatif alan bireyler haline geliyorsun. Niye? Çünkü sultan oldun. Şimdi esirken kıpırdayamıyorsun ya, zincire bağlısın. Esirken sürüdesin, kıpırdayamazsın. Ama birey olduğunda özgür oluyorsun. İşte o özgürlükle ve bireysel inisiyatif almak suretiyle ellerinizden geldiği kadar bu itaat-ı millete, milletin birliğine, bu da demokrasinin işleyebilmesi için toplumun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Dayanışma kavramı bununla ilgilidir yani. İtaat-ı millete ve meşrutiyete her cihette hizmet ediniz. Zira bizim yani Kürtlerin, belki umum milleti İslam'ın ve belki de bütün İslam milletinin ve mutlak Osmanlıların ve elbette ki Osmanlıların necat ve hayatı, kurtuluş ve hayatı bu itaat-ı milletle kaimdir. Bu toplumsal dayanışma ile mümkündür diyor. Yani uyanma ve dayanışma. Sürü olmaktan çıkıp özgür birey haline gelip toplum olma ile mümkündür diyor yani. Hadi milleti biraz belki konuşabiliriz bence. Çünkü evet. Sonradan reinterpretation'lar, daha sonraki yorumlamaların bence eksik ve yanlış olmuş. Sonraki yorumlar. Evet. Ama genelde işte itaat-ı İslam, yani her halükarda insanları hani farklılıklarını göz ardı edip eşit düzleme getirmek gibi, düzlemek gibi algılanıyor. Mesela işte Müslümansan Türkçen gibi düzleme getiriyor. Böyle bir hata var. Burada bence gördüğümüz milli birlik değil. Şeyde de yanlış yapmışım mesela. Milli birlik değil bu. Değil. Community anlamında. Toplumsal dayanışma anlamında. Evet. Evet. Milli birlik değil yani. Evet. Onlar da halklar seviyesinde takılmışlar gene. Kitleler şeklinde. Evet. Yani bu toplum işte demokratik toplum bireyler üzerinden örgütlenir yani ve içinde hani halklar, cemaatler, gruplar olur. Fakat demokratik toplum yani Amerika o açıdan iyi bir örnektir yani mesela. Amerika'da itaat-ı millet şudur. Yani farklı ideolojiler, kimlikler, şeyler olsa bile ortak bir demokrasi bir projedir yani. Bir tür aittir, sözleşmedir yani. Özgür bireylerin sözleşmesi olarak düşünebiliriz yani. Bu anlamı veriyor belli zaman. Yani şeyi birlemeden şunu anlıyorlar genelde. Bir nevi o diversity ya da pluralizmi yok etmek gibi oldu. Evet. 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 Tek kitle, bireyin nefes alamayacağı, hani genel olana tabi olmak zorunda olduğu bir şeyi anlıyorlar. Evet. Onun için işte yani bireyin özerkliği garanti altına alınmadıkça demokrasi olmaz yani. Yoksa popülizm şeyi olur yani. En kalabalık olan hani seçimler tek başına demokrasi için yeterli değil denmesin sebebi o. Adam temel hakları kaldırabiliyor. Niye diyor ki arkamda %80 halk desteği var. Ama buradan şunu anlıyoruz yani o bireyin temel özgürlüğü
şahsi saltanatı diyelim, o şey yapılamaz yani. O muhafaza edilecek. Ve o da sonra yani dayanışma ondan sonra gelen bir şey, birlik ya da. Evet, şimdi geldik son kısım. Burada en genel hitabı var. Ey umum ekrat. Burada genel tüm Kürtlere sesleniyor. Gözünüzü açınız, sabah geldi. Uyanınız diyor yani. Ve müteyakkız olunuz. Sizin ihtilaf ve vahşetinizden efkâr-ı faside sahibi istifade etmesin. Sizin bu bölünmüşlük, dayanışmasızlık hali ve vahşetinizden, yani ilkelliğinizden, yani bedeviliğinizden, böyle bozuk fikir sahipleri yararlanmasın. Hani sizi böl yönet ile yöneten, sizi kullanan, işte Osmanlı Sultanı'ndan tut başkasına kadar, onlar bundan istifade etmesin. Bu şanda olan itaat-ı milleti fena bir hastalığa hedef etmesinler. Bu şanda olan toplumsal dayanışmayı fena bir hastalığa hedef etmesinler. Zira o vakit bütün millet ve İslamiyet size davacı olacaktır. Zaman size sille vurmakla ve vurmakla o ihtilaf ve keşmekeşi atacaktır. Diyor ki yani siz uyanıp bu bireyleşmeyi, marifet ve adaleti benimseme sürecine girmezseniz, yani modernleşmezseniz, özgürleşmezseniz, bu toplumsal dayanışma projesi başarısız olacaktır, olur yani. O vakit bütün millet ve İslamiyet size davacı olacaktır. Zaman size sile vuracak ve o ihtilafı keşmekeşi atacaktır. Yani eninde sonunda tokat yiyerek de olsa, acı da çekerek sonunda zaten atmak zorunda kalacaksınız. Modernleşeceksiniz yani. Şu anda yaşıyoruz değil mi? İşte Kürtler nasıl modernleşiyor? İşte yok bilmem şiddet dolayısıyla, köylerin yakılması dolayısıyla, bilmem işsizlik dolayısıyla filan. Onu yaşıyorlar. Bu ihtilaf ve vahşetinizde kelimesinde ihtilafta bir sıkıntı yok. Vahşet kelimesi normalde yabanileşmek, bedevi olmak, geri kalmışlıktır ama bu günümüz anlamıyla çok ağır olmuş. İşte onu şey yapacak, ona gelecek, ona geliyor. Vahşet aslında işte medeni olmayış demektir. Tabii. Medeni olmamak demek. Sivil olmayışınız, sivil olmayışınız. Evet, sivil, İngilizce'deki. Yani tek başına beduin gibi, vahşi hayvan gibi, evet. Şimdi ben o şeyi ben efendim medeniyetin bir miktar gerisinde evet da, Kürtler hayvandır filan diye bazen söylediğimde millet vahşi bir halk, vahşi bir millet diye yorumlanabilir. Evet. Şimdi burada Bediüzzaman bunu hissediyor zaten. Diyor ki şu cümlesini ben çok severim. Diyor ki çünkü başka türlü anlayamazsınız. Her taraf değil bu her taraftan diye anlıyorum ama her tarafa hücum eden medeniyete karşı vahşetinizi muhafaza edemezsiniz. Bu ne demek ya? Halbuki kim saldırıyor? Medeniyet saldırıyor. Ona karşı siz vahşetinizi koruyamazsınız. Yani diyor ki her yerde dünya modernleşiyor, kentleşme var, şu bu var, medenileşme yaşanıyor. Siz bu barbarlığınızı, bu kendi başınalığınızı, yasa bilmezliğinizi, kanun kurala uyma zorunluluğuna kendini uyduramayış halinizi, vahşetinizi çok sürdüremezsiniz diyor. Neye karşı? Her taraftan gelen medenileşme, modernleşme dalgasına karşı koruyamazsınız diyor. Zira evvel nefsime söylüyorum. Pardon, özür dilerim. Ha, o cümle evet. Bu vahşet lafzında darılmayınız diyor. Bakın size vahşi diyorum. Yani bu vahşet kelimesine takılmayınız. Bugünkü tabirle söyleyelim. Zira evvel kendime söylüyorum diyor. Hem de kabahat hükümetindir diyor.
Yani bu, çünkü hükümetin size eğitim vermesi lazım. Sizden vergi alıyor, asker alıyor Rum devleti ama şey yapmıyor size. Hocam Kürtler her şeyi devletten bekliyorlar. Onlara hemen orada rüşvet vermiş biraz Bedüzzaman popülizm. Halbuki biraz kırbaçlaması lazımdı yani. Evet. kabahat hükümetindir, fazla şey yapmayın diyor hani. Sizi de modernleştirebilirdi. Niye işte Şam'a tren yolu yaptı filan, Hakkari'ye de yapsaydı gibi anlayabiliriz. Devam ediyor. İstediğim nokta, yani amacım nedir burada diyor. Kürtlük, namus ve haysiyetini muhafaza. Bakın. Kürtlüğün namus ve haysiyetini korumak. Yani biz Kürtler diğer insanlardan daha geri işte bir millet değiliz. Biz de diğer insanlar gibi onurlu bir şekilde, özgür, eğitimli, eşit bir konumda olmak isteriz. Buna hakkımız ve kabiliyetimiz vardır. Bunu anlatmak için ben bir Kürt olarak diyor, size bunu tembih ediyorum diyor, telkin ediyorum diyor. Bunu ederken arada bir kızıp bağırıyorsam, yani darılmayınız diyor. Birinci Said midir abi? Efendim? Tabi canım, tabi ki bu. Diyoruz 1908 civarları. Bu eski Said'dir, Kürt Said'dir. Evet. Evet. Ve yiğit kahraman Arnavutlara meşrutiyet ve adalete hizmet ile iktida ediniz. Diyor ki bak, Arnavutlar bu işi iyi kavramışlar. Hem de bizim Kürtlere çok benzer Arnavutlarda. İnatçı, vahşidirler. Mafya işlerini iyi becerirler bizim Kürtler gibi. Ondan sonra etraflarında da yalnızdırlar. Öyle çok dostları yok. Her tarafta düşmanları var. Yunan, Türk, bilmem. Kürt olduklarına dair Hırvatlar mı, Arnavutlar mı? Hırvatlar. Oh, Hırvat. Onları geç. Şimdi ama diyor Arnavutlar kendilerini eğitime ve şeye verdiler. Yani Arnavutlar o Osmanlı son döneminde etkin idiler, çalışkan idiler. Diyor biz de onlara uyalım. Bunu, bu Bediüzzaman'ın bu tavsiyesinin incelenmesi lazım. Ben çok detaylı bilgi sahibi değilim. Ama Arnavutların neden Kürtler için iyi bir örnek olacağı konusunda çalışma yapmak lazım, bakmak lazım. O zamanki mesela Kürt ve Arnavut entelektüellerin Osmanlı ve işte demokrasi, meşrutiyet konularındaki görüşleri. Evet. Evet. Bu hali hazır saadetimize, yani günümüzde bizim özgürlüğümüze, mutluluğumuza ve başarımıza bir toplum olarak, millet olarak, Kürtler olarak herkesten ziyade hizmet edecektir diyor bu. Neyi? Meşrutiyetten bahsediyor, adaletten bahsediyor. Çünkü herkesten ziyade istibdattan biz zarar görmüşüz. Yani baskıcılıktan, despotizmden en çok biz zarar görmüşüz. Niye? Vallahi. Herkesten ziyade biz zarar görmüşüz. Geri kalan, halen ağalık, ondan sonra istibdat şeyleriyle, sorunlarıyla boğuşan en çok Kürtlerdir. Yani istibdat bitse, hürriyet gelse, eğitim, ondan sonra adalet, hukuk filan olsa Kürtler de kalkınacak. Güya bizden darılmıştılar, mazi tarafına bizi sevk ediyorlardı. Yani meşrutiyet ve adaletten bahsediyor burada. Bizden, bize küsmüşlerdi, bizi geçmişe doğru itekliyorlardı. Ya beşaret ediyorum ki, size müjde veriyorum ki diyor Bediüzzaman. Yakın zamanda Umum Kürdistan'da medarisi münderiseyi ihya ve olmayan yerlerde de medaris tesis edilecektir. Ve selam Bediüzzaman. Gaza gelmiş üstad, iyi şey yapmış. Her tarafta diyor okullar açılacaktır. O eski medreseler tekrar canlanacak ve okullar açılacak. Medrese dediğimiz zaman okul anlamalıyız yani. Modern okul açılacak ama bu İslami körükulumda içinde olan. Yani bu eğitim olayı çok önemli. Burada görüyorsunuz, marifet ve adalet hep birlikte gidiyor. Meşrutiyet ve adalet. Şimdi burada toparlarsak Bediüzzaman Kürdistan'daki ulemaya,
alimlere, şeyhlere, ağalara ve bireylere ve topluca herkese meşrutiyete dair telkinde bulunuyor. Yani meşrutiyetin ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve nereden konuşuyor? İstanbul'dan onlara sesleniyor. Ve diyor ki, ulemaya diyor ki, sizler İslamiyet'teki güzelliği açığa çıkaracak şekilde, hürriyet, müsavat ve adalet ilkelerini açığa çıkaracak, yani demokratik bir İslam anlayışını görünür hale getirecek bir tevfik ve tatbik işlemi içine girmeniz lazım. Yani içtihat ve şeyi invoke ediyor bu bahisleri gündeme getirerek. Yani peygamberlerden biz prensipleri alırız vahide. Vahide sadece prensipler, o ahkam içtihat ile zamanın icraatına göre şekillenir diyor. Ağalara ne diyor? Onlar da seküler yöneticilere de diyor ki, demokratik bir yönetim anlayışını benimsemeniz lazım sizin de. Yoksa devam etmez sizin liderliğiniz. Hülle-i adaleti giyiniz diyor onlara. Sonra tek tek Kürt bireylere sesleniyor. Her biriniz diyor özgür bir birey ve kendi başına bir sultan gibi olacak oluyorsunuz bu büyük inkılaptan, devrimden sonra. Bu şekilde hem kendi özgürlüğünüzü korumak hem de itaat-ı millet, yani toplumsal dayanışma, demokrasinin işleyebilmesi için hizmet etmeniz lazım. Hem bizim, hem Milleti İslam'ın ve elbette ki mutlaka da Osmanlı'nın kurtuluşu, geleceği buna bağlıdır diyor. Yani demokratikleşmemize bağlıdır diyor. Sonra bütün Kürtlere hitaben de diyor ki, yani ihtilaf ve vahşetten çıkmak, yani birlikte hareket edememe sorununu aşmak ve civility, kurallara uymayı öğrenmek, bu şeylerini, bu sorunlarını aşmanız lazım, vahşeti aşmanız lazım. Herkesten ziyade bizim şeye ihtiyacımız var, meşrutiyete, demokrasiye, çünkü istibdattan en çok Kürtler zarar görüyor diyor ve okullaşmanın ve eğitimin önemini, bu demokrasiyle çok bağlantılı bir şeydir, münazaratta şeyden bilhassa Medrese-i Zehra'dan bahsediyor olması bununla ilgilidir. Yani demokrasi projesi eğitim olmadan mümkün olmaz diyor. Evet, baştan Türk'te olunca Kürtlerin Atatürk'ü gibi hitap etmiş. Zaten maşallah geçmiş ve geleceğe dönük iyi bir ufku var. Evet. Bu bir şey değil. Bu bir